Evin oradayım Yasemin. Ömer, bugün niye böyle davrandın? Nasıl davrandın? Yani bilmiyorum. Her zamanki Ömer'den çok farklıydın. İkimiz de biliyoruz o çocuğun suçlu olduğunu. Adımız kadar iyi biliyoruz ve sen bu işin içinden sıyrılmasını istiyor gibisin. Ya saçmalama Yasemin. Yani beni tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Ben her zamanki gibi adil olmaya çalışıyorum. Ya ortada kanıtlar var, iddialar var. Meta'nın bir avukatı var ve haklı olarak onu savunuyor. Haklı olarak onu mu savunuyor Ömer? Ömer, beni bu davaya sen soktun ve Cuma'yı koru dedin bana. Ama çocuk öldü, farkında mısın? Ve kimin öldürdüğünü ikimiz de çok iyi biliyoruz. Bunları telefonda konuşmayalım Yasemin. İstersen bana gel. Yemek yeriz, orada konuşuruz. Ya da ben sana geleyim. Hayır, şu anda bence görüşmeyelim, olur mu? Yani çalışmam gerekiyor zaten. Yasemin, yapma ama. İyi geceler Ömer. Biraz sakin olur musun artık? Başımı döndürüyorsun. Sakin olamıyorum Azem. O kadını o buzdolabında bırakmalıydık. Almış eline demiri. Hakimleri etkilemek tek amacı. Öyle yapacak tabii. Kadının işi bu. İşte zaten ben de bunu yapmasın diye onu ortadan kaldırmak istedim. Dönüp dolaşıp aynı konuya geliyoruz. Kadir Karaca'ya gitmenle ilgili konuşmaya başlayacağım. Sinirlerim tepeme çıkacak. Babamın arkadaşı diye gittim. Adam beni öldürsün diye Seyfi'yi üzerime saldı, anladın mı? Senin bu fevri davranışların sonumuz olacak. Sakin ol. Gördünüz mü bunu? Ne oldu? Ya resmen ben yaptım diye bağırıyor. Sonsuza kadar içeride mi kalmak istiyor bu çocuk, anlamıyorum. Yok ya, bu adam akıllanmayacak, yok. Neden böyle yapıyor? Bilmiyorum kızım, bilmiyorum. Nasıl geçti? Çok zor, çok zor. Bugüne kadar öğrendiğim bütün değerleri yok ettim. Ben kimim onu bile bilmiyorum şimdi. Sen oğlu için her türlü fedakarlığı yapan iyi bir babasın yavrum. Yok. Ben kanun adamı falan değilim, hakim hiç değilim. Aynaya bakarken bile kendimden utanıyorum ben Semra Hanım. Hayır, hayır, hayır. Sen ne yapıyorsan oğlun için yapıyorsun yavrum, demin dediğim gibi. Kızımdan yadigar, torunum için yapıyorsun. Ben diyorum ki, Ozan'ı yurt dışına gönderelim. Orada okusun. Burada kalmamız çok tehlikeli olmaya başladı. Çünkü Meta'nı kurtardıktan sonra bazen demir kralan denen adam, hani benim kuyu sarılıp böyle yanaklarımdan öpüp unutalım her şeyi diyecek bir adam değil. Evet, çok doğru düşünmüşsün yavrum. Ben bugünden tezi yok, bir araştırmalara gireyim. Yalnız bak, açık söyleyeyim. Senin Meta'nı çıkarman konusunda bazı kuşkularım var. Yani tamam, sen karar vereceğini çıkaracaksın ama yanındaki mahkeme heyeti bu karara uyacak mı acaba?